Merhaba arkadaşlar. Şimdi JavaScript ile alakalı kısa bir video yapalım. Birinci olarak söylemek istediğim şey şu. Bütün komponentlerde JavaScript dosyası olmak zorunda. Zaten komponent oluşturduğunuz zaman otomatik JavaScript dosyasını kuruyor. CSS dosyasına çok ihtiyaç yok. Yani şart değil. Ama HTML, JavaScript bir de Meta XML sayfaları zorunlu. O yüzden bütün komponentlerde olması gerekiyor. Siz bunu sildiğiniz zaman hatayla karşılaşırsınız. Kullanmasanız bile orada olması gerekiyor. JavaScript'imizi açalım. Şöyle boşaltıyorum içini. İlk oluşturduğunuz komponentte her zaman JavaScript dosyası bu şekilde oluşuyor. Import lighting element diyor. O kullandığımız bütün lighting elementler şunlar. Template olsun, lightning card, layoutlar, bütün hepsi buradan geliyor. Import yapıyoruz. Bu import yaptıktan sonra lighting elementleri orada kullanabiliyorsunuz. Nereden import yapıyoruz? LWC'nin içinde bunlar var. LWC dosyamızın içinde hepsi var. Bir yerlerde saklı. Oradan alıp kullanıyoruz. Yani bunlar tanımlanmışlar. Bunları şurada gördüğünüz her şey mesela lightning card dediğiniz zaman ya da lightning layout item dediğiniz zaman lightning badge, lightning avatar hangisini kullanırsanız kullanın. Onların tanımlandığı bir yer var. Bu LWC dosyasının içinde bir dosyanın içinde onlar tanımlanmış. O yüzden onu import yapmanız gerekiyor. Siz onu yapmıyorsunuz. Otomatik import oluyor zaten. Ama ileriki videolarda göreceğiz. Bazı şeyleri bizim import yapmamız gerekiyor. Yani default olarak import yapılan tek şey Lightning Element from LWC. Bizim LWC dosyasının içinden bunu import yapıyor. Siz şu dosyanın adını değiştirirseniz onlar çalışmaz. Öyle diyeyim. Şimdi ondan sonra ne var? Export var. Yani export dediği bizim oluşturduğumuz her şeyi export yapıyor. Aslında MyComponent diye bir class oluşturuyor. Onu da Lightning Element'te extend yapıyor. Yani o Lightning elementleri de bu class'ın içinde kullanabiliyor. Siz bu JavaScript'in içinde şu iki curly braces'in içinde yazdığınız her şeyi MyComponent'un içinde kullanabiliyorsunuz. O şekilde JavaScript ve HTML'i beraber kullanabiliyoruz. Göstermiştim. Tekrar yapalım isterseniz. Şimdi öncelikle diyelim ki ne diyelim? Name diyelim. Name diyorum. Name'e bir isim verelim. Engin diyorum. Hatta buna şöyle diyelim. First name diyelim. Engin. Ondan sonra last name diyelim. O da ne olsun? Başlık olsun. Bu şekilde istediğiniz kadar variable oluşturabiliyorsunuz. Age diyelim. Integer olduğu için, number olduğu için direkt 4-7 yazıyorum. Bir de title diyelim. String olduğu için SF developer diyorum. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi biz bunları bizim komponentte kullanmak istiyoruz. İstersen hani pratik olsun diye öncelikle bir Lightning layout yapalım. Şuradan bulabilirsiniz hepsini. L'ye kadar gelmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Bir Lightning layout yaptım. Bunun içine bir Lightning kartı koyalım isterseniz. Nasıl gözüktüğünü görmek için daha çok pratik olsun diye. Lightning kartı koyuyorum. Daha sonra içine hani JavaScript'te kullandığımız şeyleri kullanmak istiyorum. Name diyorum. O JavaScript'te isterseniz bunu bir paragrafın içine de koyabilirsiniz. Şu şekilde name. İki nokta üst üste. Parantez içinde şu şekilde first name yazmanız lazım. İsterseniz bunu da first name yapalım. Şu şekilde. Şimdi kopyala yapıştır önemli bir şey. Biliyorsunuz kopyala yapıştır. Bütün kodçuların, bütün developerların çok kullanması gereken bir şey. Hepsini kopyala yapıştır yapıyorum. İkincisini last name olarak değiştiriyorum. Üçüncüsünü age olarak değiştiriyorum. Dördüncüsünü de title olarak değiştiriyorum. Daha sonra buraları last name. Bunu da edge yapalım. Buraya da ne yapalım? Title yapalım. Bu şekilde oluşturduğunuz zaman gördüğünüz gibi JavaScript'in içinde oluşturduğum 4 tane değişkeni benim HTML'in içinde kullanabiliyorum.
JavaScript bu işe yarıyor. Tabii ki bunlar çok basit şeyler. Çok daha karmaşığını yapmış olacağız. Bunu deploy yapıp görelim isterseniz. Evet, deploy yaptıktan sonra refresh yapıyorsunuz. Birkaç kere refresh yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi first name Engin, last name Baştürk, age 38, title SF developer. Bu şekilde biz JavaScript'in içinde oluşturduğumuz 4 tane değişkeni HTML'in içinde kullanmış olduk. Bir sonraki videomuzda CSS'e bakalım. CSS'i nasıl kullanabiliriz? Onunla alakalı bir iki örnek yapalım.